Başkanı KPMG'den Sayın Halil Bağdınlı ve konuşmacıları Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Orhan Çelik, Ankara Üniversitesi'nden Doktor Sayın Mustafa Doğan ve KPMG'den Ahmet Hamdi Cura'yı kürsüye davet ediyorum. Öncelikle tüm okul değerli başkanları, okullarımızın değerli başkanları, camiamızın değerli isimleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Müşteri sözleşmelerinde hasılat standartımızla ilgili bu oturumumuzda çok değerli konuşmacımız var. Tabii ben kendilerini duyardım. Beni oturum başkanı yaparsanız hatiplere kolay kolay söz hakkı vermem. Bir saati kullanırım diye. Mümkün olduğunca hatiplerin bir saatlik bir süremiz var, soru cevabı dahil. Çok fazla sürelerinden almadan çok değerli birikimlerinden faydalanmak için bırakacağım. Bugün çok doğru bir yapılanmayla hem teorisini hem pratik anlamda uygulamasını göreceğimiz bir konuyu standarda ele alacağız. Bu malumunuz gelir tablosundaki ilk adım, hasılat kısmı, işletmelerin ana amaçları, ana hedeflerinin en önemlilerinden birini oluşturan hasılat kavramı. Bugüne kadarki tek düzen hesap planına dayalı uygulamada kendine çok özel önem arz edeceği bir konuma maalesef ulaşamadı. Sizlerle yeri geldikçe arada da paylaşacağız. Hepinizin de yaşadığı sıkıntılar var. Standartlarla daha önce 18. standarttan 15'e dönüştü. 2018'den itibaren yeni bir yapıya dönüldü. Bu haliyle öncelikle doktor öğretim üyesi Mustafa hocamı ben sunumlarını yapmak üzere daha fazla zaman almadan kürsüye davet ediyorum. Allah size. Değerli hocalarım, değerli hazırım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hasılat işletmenin öz kaynaklarında artış sağlamasının ve işletmenin değerini etkileyen işlere sahip olmasının yanında işletmenin performansının ölçülmesi, işletmeye işlem değerlendirilmelerde bulunması ve alacakların ödeklemesi bakımından da önemli bir unsurdur. Bundan dolayı da hasılatın doğru ölçülmesi ve raporlanması büyük bir önem taşımaktadır. Sonra planla kısaca bir şekilde özetleyebiliriz. Çok kısacık tarihçi, birkaç tanımın geri kalanı sunumun içerisinde yer almış olacak. O yüzden topluca değişmesi isim vermedi ama sunumun devamında gelecek. Standartın amacı, sözleşme kavramı, eğitim yükümlülükleri, ölçüm, sözleşme maliyetleri ve sunum raporlama kısmında sunumu tamamlamaya çalışacağım. Hasılat, ilgilenip önceki standartlar UMS-18 Hasılat Standartı 1982 yılında hazırlanmış. 1993 yılında revize edilmiş, gözden geçirilmiş. 2002 yılından itibaren de hem bu yakınsama dediğimiz süreç içerisinde USGF'de UFRS'lerin yakınsanması bakımından hem de UMS-18'e gelen eleştirilerin derinlemesi, gözden geçirilmesi bakımından yeni bir standart hazırlanmasına başlanmış. Bir anlamda denilebilir ki bu
Ferit son 5 yakınsama sürecinin yakınsama çabalarının bir ürünüdür, neyimizdir şeklinde özetleyebiliriz. Türkiye'de tarihçeye kısaca bakacak olursak, 1997 yılında TÜMDES tarafından TMS4 satışlar engellenen geliler standartı yayınlanmış. 2005 yılında TMS18 hasılat standartı, 2016 yılında da TPRS15 müşteri sözleşmelerinin hasılat standartı yayınlanmıştır. Bir geçmiş hatırlamak bakımından hasılatın tanımına standartlarına bakacak olursak, TMS18 hasılat standartında hasılat ortakların sermaye katkıları dışında öz kaynak tartışmaları sonuçlanan ve işletmelerin verim içindeki olan faaliyetlerden elde edilen bir ekonomik fayda tutar olarak konulanmış. Bu tarafa baktığımızda iki noktaya dikkat çektirdiğini görüyoruz. Biri olan faaliyetler sonucunda oluşup oluşmadığı hastalığın, biri de ekonomik fayda tutarı demiş. Bürüt tutar olup olmadığına bakmak gerekiyor diyebiliriz. TFL'in son 5'te ise hasta takısa tanımlanmış, işletmenin olağan faaliyetleri esnasında ortaya çıkan gelir şeklinde tanımlanmış. Tabi gelir geçtiği, gelir standartları nasıl tanımlanmış, buna da değinelim. Ortakların yaptığı katkılarla ilgili olanlar dışında hesap dönemi boyunca öz kaynaklık artışa yol açan varlık girişleri veya varlıklarda artışlar veya yükümlülükler kazanmalar şeklinde tanımlanıyor. Bu sözleşme vardı ve sözün tümü yükümlülüğü slaytların sonuna doğru bir kere daha gelecek. Fakat çok kullandığımız kavramlar olmadığı için şimdi kısaca tanımlayalım. Ondan sonra slaytların devamında karşımıza geldi. Bir kere daha değinme imkanı vereceğiz. Daha pekiştirmek açısından kısaca şöyle özetleyebiliriz. Sözleşme vardı. İşletmenin müşteriye değer ettiği mal veya hizmetler karşılığında süre geçmesi dışında başka bir şarta bağlanmamış olan bedeli almaktadır, yani alacaktır. Sözleşme yükümlülüğü ise işletmenin müşteriden tahsil ettiği bedel karşılığında mal veya hizmetlerin müşterisi devretme yükümlülüğüdür. Bu da bir çeşit borçtur. Sözleşme varlığı ve sözleşme yükümlülüğü dediğimizde bunları kastediyoruz. Yine TMS18'e göre hasılatı doğuran işlenme olaylar, mal satışları, hizmet sunumları ve işletme varlıkların başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan diğer gelirler şeklinde tanımlanmış. Yine TMS 18'de hasılatın finansal tablolara yansıtılması için malın sahipliği ile ilgili risk ve getirilerin hızlıca devredilmesi koşulu vardı. İşletmenin mallar üzerindeki etkin bir kontrolünü sürdürmemesi koşulu vardı. Hasılatın belirli bir şekilde ölçülebilmesi, ekonomik kararların elde edilmesinin muhtemel olması, yüklenilen ve yüklenecek olan maliyetlerin belirli bir şekilde ölçülmesi koşulları vardı. Bu TMS 18'e getirilen eleştirileri de 3 ana noktada toplamak mümkün. Hasılatın tanımlanması konusunda yetersiz kaldığı, hasılata ilişkin finansal tablolarda yeterince açıklama yapılmadığı ve önemlisi, daha önemlisi, işte TPRS 15'in de hazırlanmasının belki temel gereklilerinden bir tanesi, günümüzde yoğunlukla sadece bir mal veya hizmet satışı değil, birlikte bir arada birden fazla mal veya hizmet satışı gerçekleşiyor. Ve bunların hasılata yansıtılması konusunda TMS 18'in eksiklikleri bulunduğu ifade ediliyor. Örnek olarak CSM firmalarının sattıkları ses hizmeti, internet hizmeti yanında telefon, fiziksel olarak telefon satışları da var. Bunların hepsi bir arada satılıyor. Belli koşullara, birbiriyle bağlı, belli koşullara bağlı. Dolayısıyla bu tür satış işlemlerinde karmaşık birbiri içine geçmiş satış işlemlerinde TMS 18'in yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Buna ek olarak örneğin satılan malların bir kısmının iade edilmesi, iade hakkı dahilinde satılması veyahut da fiyatının belli koşullar gerçekleştiğinde değişmesi durumları da TMS 18 tarafından öngörülmemiş, düzenlenmemiş. Bu da ise yeni
standartlı TFRS 15'e bundan ihtiyaç. Bu noktada TFRS 18'e eleştiriler şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı sayıdaki 25 farklı halde ayrıca denliğin bir standart hazırlandığını ifade etmek gerekirse mevcut standarttaki zayıflıkların giderilmesi daha güçlü ve sağlam bir çerçeve taslakla ilgili konumda da tutmak. Taslakla muhasebe işlemlerine ilişkin karar vericilerin daha iyi karşılaştırılabilme imkanı sağlamak, farklı sektörlerdeki işletmelerin finansal tablolarını daha rahat bir şekilde karşılaştırmalarını sağlamak, finansal tablo kullanıcılarına daha yararlı bilgiler sağlamak, bunun yanında açıklanacak bilgilerin sayısının azaltılmasıyla daha kolay finansal tablo hazırlanmasını sağlamak üzere gerekiyor. TFRS 15, TFRS 18'de pek çok ortak unsuru içeriyor. Ama bunun yanında TFRS 18'de değinilmemiş, değerlendirilmemiş yeni kavramlar da getiriyor. Örneğin işlemleriyle sözleşme değişiklikleri, mülkiyetin devredilmesi yerine malın veya hizmetin devri gibi farklı ifadeler getiriyor. Yenilik olarak da bu 5 aşamalı model karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri sözleşmenin tanımlanması. İlk olarak yapılması gereken sözleşmenin tanımlanmasıdır. TFRS 15'e göre işletmeye yaptığı mal hizmet satışı ile ilgili sözleşmeyi tanımlar. Sözleşmedeki edin yükümlülüklerini tanımlar. Yani taahhütlerini, taahhütleri sonunda yapması gerekenleri ortaya koyar, tanımlar. İşlem fiyatının belirlenmesi, yani bu yapılan sözleşmenin işletmenin beklediği hasılat tutarı nedir? Bunun belirlenmesi. İşlem fiyatının edin yükümlülüklere dağıtılması. Biraz önce dedik ki satış bazen birden fazla unsur içerebiliyor. Bu birden fazla unsura hasılat nasıl paylaştırılacak arkadaşlar. Her bir edin yükümlülüğünü yerine getirdiğinde gelirin muhasebeleştirilmesi. Bazen sözleşme, birazdan değineceğiz. Belirli bir tarihte bu sonuçlarıyla takip etmiş olur ama bazen de zamanda yayılmış şekilde sözleşmenin belli bir süreç içerisinde gerçekleşmesi söz konusu olur. İşte bu zamanda yayılan sözleşmelerde özellikle yükümlülüğün yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi ve bununla ilgili takip işlemlerinin yapılması yine bu standartın hazırlanma gerekçeleri içerisinde söylüyor. Standartın içeriğine geçecek olursak, standart amacın tanımlanmasıyla başlıyor. Amaç olarak, müşteri yapılan sözleşmelerden doğan hasılatın ve nakit akışlarının niteliği, tutarı, zamanlaması ve belirsizliğine ilişkin faydalı bilgilerin finansal tablo kullanıcılarına raporlanmasında işletmenin uygulayacağı ülkeleri düzenlemek olarak amaç tanımlanmış. Standartın temel ilkesi, İşletmenin müşterilerine tahakkuk ettiği mal veya hizmetlerin değeri karşılığında hak kazanmayı beklediği bedeli yansıtan bir tutar üzerinden hasılatın finansal tablolara yansıtılmasıdır. Temelde her sözleşmenin ayrı değerlendirilmesi esastır. Ancak belli koşullar sağlandığında bu sözleşmeler kolaylaştırılması olarak birleştirilir. Bir arada ele alınabilir. Yine standart benzer özellikteki sözleşmeler tutarlı olarak uygulanmalıdır. Evet. Standart işletmenin müşterilerine uygulanır. İşletmenin birlikte iş yaptığı iş ortaklarına uygulanmaz. Bunlar da sözleşme yapılsa da iş ortakları yapılan sözleşmeler bu standartları parçalar içindedir. İşletmenin ürettiği mal ve hizmeti bedeli karşılıklı elde etmek üzere sözleşme yapan tarafa, müşteriye uygulanır. Yine sözleşmeyi düzenleyen başka bir standart varsa öncelikle o standart uygulanır. Eğer sözleşme ilişkin başka bir standart yoksa da TFRS 15 müşteri sözleşmelerinin hasılatı standartı uygulanır. Evet, ilk 5 aşamalı demiştik. İlk aşamamız sözleşmenin
tanımlanması. Sözleşme nedir? Kısaca buna değinelim. Sözleşme aslında dar anlamda da alınabilir, geniş anlamda da alınabilir. Buna göre sözleşmeden bizim anlayacağımız sözleşmenin kapsamı değişecektir. Buna göre uygulamamız da fark edecektir. Sabah kültüründe Serdar Hocam her işletme için tersi dikim, mahsule standartlarının uygulamasının düzenlenmesi gerekiyor. Burada da öyle. İşletme sözleşmeden ne anlıyorsa uygulaması da ona göre değişiklik gösterecek. Borçlar kanuna baktığımızda sözleşmenin iki taraf arasındaki karşılıklı irade, birbirine uygun karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklaması olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili irade beyanının açıkça olabileceği veyahut üstü örtü olabileceği belli bir başka bir kanuna düzenlenmemişse belli bir çeki şartına bağlı olmadığı ifade edilmiş. Sözleşme birden fazla kişinin hukuk netice oluşturmak amacıyla bir konu üzerinde vardır, anlaşmadır. Belli tip sözleşmeler kanunlar tarafından kişisel anlamda düzenlenmiş olsa da normalde işte yasalara, genel alakaya aykırı olmadıkça sözleşmelerin belli bir şekil şartına tabi olmadığı kabul edilir bu şekilde varsayılır. Bu sözleşme serbestlik çerçevesinde belli şekil şartlarına bağlanmamıştır sözleşmeler. Yine birazdan standartın tanımlarına bakacağız. Sözleşme yazılı olabilir, sözlü olabilir, bunların dışında teamüle bağlı olarak farklı biçimlerde de sözleşme düzenlenebilir. Şimdi sözlü sözleşme deyince sözel olarak yapılmış bir sözleşmenin geçerliliği sorunu aklımıza gelebilir. Ancak günümüzde ciğerde de şu an muhtemelen hepinizle karşılaşmışsınızdır. Örneğin cep telefonunuzun arandığının ekip tarafından abonesi olduğunuz hizmetleri veren şirketler tarafından, cep telefonu şirketi olabilir, başka abone olduğunuz hizmet aldığınız şirketler olabilir. Arayıp sizden tarif isteyebilirler. Abonelik, örneğin tarifinizi değiştirmek veyahut da o tarifede kalmak konusunda görüşünüzü alabilirler ve bu sözlü olarak sizin belirtmiş olduğunuz beyan sizi arayıp da bu tarifi onaylatan şirket tarafından bir sözleşme tesis etmek için kullanılabilmektedir. Buna bağlı olarak da muhasebeli işletme işlemlerinin devamında gerçekleşmektedir. Demek ki mutlaka yazılı altı imzalı bir sözleşme şart değildir. Daha sonra kanıtlanabilecek olan sözlü veya başka bir biçimde gerçekleşen sözleşmelerde geçerli sözleşme olarak kabul edilmektedir. Sözleşmenin üç önemli unsurundan çok kısaca bahsetmekte yarar var. Neden bu konuya bahsettiğim startın sonunda söyleyeyim. Sözleşmenin üç önemli bileşeni olarak rıza, niyet beyanı ve niyetin duyurulması, taraflarının duyurulması sayılabilir. Rıza taraflarından en az birinin bir sözleşmeyle sınırlandırılma özgürlüğü olarak tanımlanıyor. Niyet beyanı taraflarca sözleşmeyle tahammül edilen edimler şey ifade ediyor. Niyet beyanı ilke olarak sözleşmenin taraflarına yapılması gerekir. Ancak daha geniş bir gruba hitap eden niyet beyanı geçerlidir. Tahammül duyurulması geçerlidir. Ancak önemli bir nokta var. Standartta da bu cümle içerisinde küçücük geçiyor ama öneminden dolayı ayrı bir slide olarak burada açıklamak yararlı olur diye düşünüyorum. Kilit unsur niyet beyanının beyanda bulunan taraf açısından bağlayıcı olmadığıdır. Eğer niyet beyanı taraf, ilgili tarafı bağlıyorsa o zaman bir sözleşme söz konusudur. Eğer standartta geçen farklar yola çıkarak söylüyorum. Eğer taraflardan birinin diğer tarafların zararlarını telafi etme yükümlülüğü, sorumluluğu olmaksızın şartsız biçimde sözleştiği feshetme hakkı varsa standart bunun bir sözleşme olmadığını söylüyor. Bundan dolayı bu niyet beyanı hüküm duyurulmasının ilgili taraflar açısından bağlayıcı olması önemlidir. Diyelim standartlarına TFRS 15 sözleşmeyi
iki veya daha çok taraf arasında yapılan hukuken izah edilir, hak ve yükümlülükler doğrudan bir anlaşma yolu diye tanımlıyor. Standart olduğunda bir paragrafta sözleşmenin koşulları yazılmış onları bulabildiğince kısaltıp şöyle özetleyebiliriz. Sözleşme ticari nitelikte olmalıdır. Yani alım satım işlemi gibi ticari içeriği olan bir sözleşme olmalıdır. Standartın kapsamına girmesi için. İkincisi, sözleşme yazılı sözlü veya diğer şekillerde olabilir dedik. Yine taraflar kendi edimlerini taahhüt etmiş olmalıdır. Sözleşmenin tarafları edimlerini, yani bu sözleşme sonucunda sorumluluklarını taahhüt etmiş olmalıdır. Taraflar da bu sözleşme kabul edilmiş olmalıdır. Yine sözleşmedeki mal veya hizmetin devriyle karşılıklı yapılacak tahsilat tanımlanabilir olmalıdır ve tahsilat birbirleri nitelikte olmalıdır şeklinde standart tanımlanmalıdır. Sözleşmeler belli bir süreye bağlı olabilir. Belli bir süreye bağlı olmaksızın da sözleşme düzenlenebilir. Belli süreye bağlı olan sözleşmeler süresi dolunca sona erebilir veya otomatik olarak yenilenebilir. Hepsi standart kapsamında geçerli sözleşmelerdir. Feshedilmedikçe otomatik olarak yenilenebilir. Veya taraflardan biri sözleşmeyi feshedebilir ya da sözleşmenin şartları gerektiğinde değiştirilebilir. TFT 15 aralığında bu niteliklere sahip olmayan sözleşmeler dolayısıyla müşteriden tahsil edilen tutarlar varsa dar standartta düzenlenmiştir ama çok ayrıntısını bilmeden özetle sonucunu söyleyelim. Bu tür tahsil edilen tutarlar belli koşullarla hastalık olarak kaydedilebiliyor. Ancak gelecekte kaydedilen bu hastalık dolayısıyla doğabilecek hükümlülükler yerine getirilmesi gereken hükümlülükler dolayısıyla finansal tablolara tahsil edilen tutar kadar da bir hükümlülük kaydı yapılıyor. Bu koşulları sağlamayan standartlar dolayısıyla fazla kaydı yapılmasına. İşletme aynı müşteriyle yaptığı sözleşmeleri biraz önce sözleşmeler birleştirilebilir demiştik. Aynı müşteriyle yaptığı sözleşmeleri eğer sözleşmeler tek ticari amaç için paket biçiminde görüşülmüşse, müzakere edilmişse bir sözleşmenin diğer bir sözleşmenin koşulu ise veya sözleşme kapsamındaki mal hizmetler tek bir edim yükümlülüğü oluşturuyorsa yani hepsi birbirimize birleştirilir, tek bir sözleşme olarak bahsedeleştirilir. Sözleşmenin değişikliği sözleşmenin kapsamında veya fiyatında veya ev sınırında değişiklik yapabilir. Taraflarca onaylandığı takdirde sözleşme değişikliği yürürlüğe girer. Ancak sözleşme değişikliği taraflarca onaylanıncaya kadar mevcut sözleşme uygulanmaya devam edilir. Sözleşme değişikliği içerisinde önemli unsurlardan kısaca bahsetmek gerekirse taahhütten mal ve hizmetlere ekleme yapılarak sözleşme kapsamının genişletilmesi, sözleşme bedelinin ilave edilen mal ve hizmetlerin ayrı ayrı ya tek başına satış fiyatı deyince her birinin ayrı ayrı satış fiyatını yansıtacak biçimde artırılması ve sözleşme bedelinin düzeltilmesi durumunda bu sözleşme değişikliği artık yeni bir sözleşme olarak değerlendirilir. 5 aşamalı demiştik, 2. aşamaya geçtik. Edim yükümlülüğünün tanımlanması. TFT'nin son dışı göre hasılatın muhasebeleştirilmesi için en önemli unsurlardan biri de edim yükümlülüğüdür. Yani taahhüt edilen yapılması gereken işlemlerde her iki taraf için, müşteri için de işletme için de edim yükümlülüğü söz konusu. İşletme açısından edim yükümlülüğü farklı mal veya hizmeti veya mal veya hizmetler bütününü veya ayrı mal ve hizmetler serisini müşteriye devretme taahhüdüdür. Müşterinin de taahhüdü bu teslim edilen mal ve hizmetler dolayısıyla bedelinin işletmeye ödenmesidir. Sözleşme yapan olan mal ve hizmetler, mamuller olabilir, standart uzun cümlelerle saymış ama özetleyecek olursak, mamuller, ticari mallar, satın alınan
bazı hizmetlerine ait hakların yeniden satılması, kararlaştırılmış bir hizmetin ifası, başka sarıda mal ve hizmet temini, onun yanında başka bir mal veya hizmetin promosyonu, müteahhit, lisans verilmesi gibi geniş bir çeşitlilik gösterir. Standartta mal ve hizmetlerin alındığı tarafı kullanıldığında bir an için bile olsa varlık niteliği taşıdıkları ifade edilmiştir. Yani hizmetleri de en azından tüketildiği an açısından standart varlık olarak değerlendirilmektedir. Önemli bir nokta daha var. Sözleşmeler işletmenin müşteri verildiği tarihinde bulunduğu mal veya hizmetlerle sınırlı olmayabilir. Genellikle sözleşmede tatilden mal ve hizmetler açıkça belirtilir. Onların dışında bazen işletmenin müşterisine özel beyanlarında başka mal ve hizmetleri de devretmeyi taahhüt etmesi gibi nedenlerle eğer müşteri de bu mal ve hizmetlerin kendisi devredileceğine dair geçerli bir beklenti oluşursa bunlar da dediğim gibi doğrudur. Sözleşmede yer alan mal ve hizmetler tarifinin ayrı bir dediğim yükümlülüğü olarak tanımlanması için mal ve hizmetin tek başına veya kullanımına hazırlayan kaynaklarla birlikte yararlanabilir olması veya işletmenin müşteriye mal veya hizmeti devretme tarihinin sözleşmedeki diğer tarihlerden ayrı olarak tanımlayabilmesi gerekir. Ayrıca tabii işletmenin sözleşmedeki mal ve hizmetlerin müşteriye tarif edilen diğer dediğim yükümlülüklerinden ayrılması gerektiğine de karar vermesi gereklidir. Bir örnek vererek açıklamak gerekirse diyelim ki bir işletme otomobil kiraya veriyor. Aynı zamanda sürücü de, şoför de temin ediyor olsun. İşletmenin verdiği sattığı mal ve hizmetler arasında otomobil kiralamak ayrı, şoför temin etmek ayrı bir edim yükümlülüğü normalde oluşturur. Ancak müşteri aracı bir şoförle birlikte kiralamak isterse artık bu tek bir edim yükümlülüğü olur. Otomobili ayrı, şoför ayrı değerlendirmez. Çünkü otomobili tek başına o müşteri açısından kullanılabilir diye söz konusu değildir. Şoför de tek başına o müşteriye hizmet etmesi mümkün değildir. Bu ikisi bir arada değerlendirmek durumundadır. Bu değerlendirmeyi de işletmenin yapması gerektir. Niyetin yükümlülüğü ile ilgili sözleşmeye konu varlık ya da varlık derken mal ve hizmetleri kastediyoruz. Biraz önce hizmetlerin de varlık olarak nitelendirildiğinden bahsettik. Müşteriye belli bir anda, bir defa veya zamana yayılı biçimde devredilmesi mümkün olabilir. Edim yükümlülüğünün zamana yayılı olup olmaması, hasılatın tahakkuku ve muhasebeleştirmesi açısından önemlidir. Standart edim yükümlülüğünün yerine getirmesine ilişkin olarak işletme taahhüt edilen bir mal veya hizmeti müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde veya zamanı yayılmışsa veya getirdikçe hasılatı finansal tablolara alır. Ve bir varlığın kontrolü müşterinin eline geçtiğinde veya geçtikçe varlığın devredilmiş olduğu kabul edilir. İşletme yine zamanı yayılı olarak ifade eden her bir edim yükümlülüğü için bu edim yükümlülüğünün zamanı tamamen ifasını verir. İlerlemeyi ölçerek hasılatı finansal tablolara aktaracaktır. Böylece ölçüm tarihi itibariyle işletmenin yerine getirmiş olduğu edim yükümlülüklerinin gösterilmesi sağlanır. Zamanla yayılı edim yükümlülüklerin ilerlemesini ölçmek için işletme müşterisine devretmeyi taahhüt ettiği mal ve hizmetlerin niteliğini değerlendirerek iki farklı yöntem durum var. Çıktı yöntemleri ve geri yöntemleri diye. Bu yöntemlerden uygun olanını kullanır. Çıktı yöntemleri ile kastedilen o güne kadar müşteriye devredilen mal ve hizmetlerin müşteri açısından değerini sözleşmede taahhüt edilen
geriye kalan mal veya hizmetler oranında doğrudan ölçerek hastalık, finansal tabloları aktarılır. Yalnız burada bir karşılaştığı sorun var. Bu da o mal veya hizmetin müşteri açısından taşıdığı değerin ölçülmesi zordur. Bununla ilgili veri elde edilmesi zordur. Dolayısıyla her sözleşmeye çıktı yöntemi uygulanamayabilir. Bir de şu var, zaman değeri sözleşmelerde, sözleşmenin ilk dönemlerinde henüz ortada bir ürün olmayabilir. Müşterinin ihtiyaçları henüz karşılanmaya başlamamıştır. Ancak işte bu konuda giderek katlanmaktadır. Dolayısıyla çıktı yöntemi bazı sözleşmelerde uygun bir yöntem olmayabilir. Bundan dolayı ikinci bir yöntem gerekiyor, geri yöntemi. Burada da eğitim yükümlülüğünün ifası için işletmenin emeği ve argeritleri eğitim yükümlülüğünün ifası için beklenen toplam verilerin kıyaslarında aslında bu şekilde finansal tablolara aktarılıyor. İşletme yalnız eğitim yükümlülüğünün tam bir ifasının yerleştirilmeyi marka içinde ölçebildiği durumda zamanla ilgili olarak yerine getirilen eğitim yükümlülüğüne karşılıklı hastalıklı finansal tablolara alır. Eğer eğitim yükümlülüğü makro şekilde ölçülemezse eğitim yükümlülüğünün sonucunu makro bir şekilde ölçebileceği zamana kadar hastalığı sadece katlandığı maliyetler ölçüsünde finansal tabloları alır bir şekilde diyebiliriz. Dördüncü. Hocam yarım saatimiz doldu. Bilgilendirelim. Çok istedim. Daha bir saatlere çıktırmaya çalışacağım. Tamam. Dördüncü. Bu beş aşamalı modelin dördüncü kısmı işlem bedeli. İşlem bedeli dediğimizde işletmenin üçüncü şahıslarına tahsil edilen tutarlar hariç taahhüt ettiği mal ve hizmetleri müşteriye devretmesi karşısında hak ettiği beklediği bedeldir. Başkalarına tahsil edilen tutarlar hariç dediğimizde birkaç örnekle bunu açıklamaya çalışacağım. Örneğin katma değer vergisi başkalarına tahsil ediliyor. Veya eczanelerin hani hastanede muayene olursa eczaneye gittiğimizde muayene bedelinde kesinti olur. Eczane o parayı kendisi için tahsil etmez. Bunun gibi başkalarına tahsil edilen tutarlar hastalığa dahil edilmez. İşlem bedeli bunlar düşüktükten sonra tahsil edilen ya da tahsil edilmesi beklenen bedeldir. İşlem bedeli sözleşmede yer alan belirli tutar olabileceği gibi bazen de indirimler, para iadeleri, puanlar, teşvikler, primler, cezalar gibi çeşitli gerekçelerle bu olayların gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi durumuna göre değişken bir sözleşme bedeliyle karşılaşır. İşte bu durumda da değişken bedel tanımı yapılmış. Bu değişkenlik gösteren bedelin nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkinde işlem bedeli başlığı altında düzenleme yapılmış ve zaman standları ayrıntılarını geçip değişken bedelin tahmin edilmesinde işletme iki yöntemden birini uygular. Biri beklenen değerdir. Mümkün bedeller aralığındaki tutarların olasılık ağırlıklı toplamıdır. Yani ağırlıklı ortalama maliyet, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplarken nasıl ihtimaller alıyoruz, ağırlıklar alıyoruz, buna göre hesaplamıyoruz. Burada benzer bir hesaplama. Kimisi en muhtemel tutar, bu hesaplamayı yapmadan işletme mümkün bedeller aralığındaki en muhtemel tutar kendisi belirler ve değişkenlik bedeli tahmin olarak da bu değeri kullanır. İşletme bir müşteriden tahsil ettiği bedelin bir kısmını veya tamamını bu müşteriye geri ödemeyi bekliyorsa finansal tablolara bir iade yükümlülüğü yansıtır. Yani gelecekte tahsil ettiği bedelin bir kısmını müşterisine geri ödeyeceğini düşünüyorsa bu bedeli hemen hastalık olarak muhasebeleştirmez. Bunu bir iade yükümlülüğü olarak finansal tablolarına alır. İade yükümlülüğü şartlarında değişiklikler göz önünde bulundurularak her raporlama döneminde bu gözden geçirilir. Bir de sözleşmede önemli bir finansal bileşeni varlığı var. Özellikle vadeli satışlarla ilişkilendirebiliriz. Sözleşmenin taraflarınca kararlaştırma muhtemelerinin zamanlaması taraflardan birine finansal bir avantaj sağlıyorsa sözleşmede önemli bir finansal bileşeni vardır denilir. Bu durumda da işletme bu bedeli muhasebeleştirirken finansal
finansman bileşenin etkilerini hesaplar kapsamlı gelir tablosunda raporlar. Burada bir kolaylaştırıcı unsur var. Bunu değinmeden geçmek belki eksik kalacağı için hemen kısaca değinelim. Onun teslimiyle bedeli tahsil arasında bir süre bir yıldan kısaysa kolaylaştırıcı unsur olarak düzeltme işlemi yapılmayabilir. Yapılmaz deniyor. Yapılmayabilir işlemi. Eğer bu düzeltmeyi yapmazsa bunu da düzenleyeceği finansal tablolarda açıklamak şartıyla yapmayabilir. Sözleşmenin içerisinde gayrimakli bedel ile ödeme taahhüdü bulunduğu takdirde işletme o gayrimakli bedeli gerçek ürün değeri üzerinden veya bunu yapamazsa yaptığı satış fiyatlarını referans alarak gayrimakli bedeli dolaylı olarak ölçer. Müşteri indirim yapılmışsa indirimin edim yükümlülüğünün tamamı değil de sadece belli kalemlerine yapılması durumu hariç orantılı olarak dağıtılır indirim. Edim yükümlülüklerine orantılı olarak dağıtılır. Sözleşme maliyetleri yine önemli bir unsur. Sözleşme maliyetleri sözleşmenin yapılması için katlanan ek maliyetlerle sözleşmeyi yerine getirme maliyetlerinden oluşur. Bunlar da ayrıntıları geçmeden hemen hızlıca şeyler diyelim. Evet, artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Sunum, taraflardan biri sözleşmeyi yerine getirdiğinde işletmenin edimiyle müşteri ödemesi arasındaki ilişkiye bağlı olarak işletme sözleşmeyi bir sözleşme varlığı veya sözleşme yükümlülüğü olarak finansal durum tablosunda gösterir. İşletme ödeme almaya hizmet müşteriye devretmeden önce söz konusu müşterinin bedeli ödemesi veya işletmenin bedeli koşulsuz olarak alma hakkının bulunması durumunda sözleşme ödemenin yapıldığı veya ödemenin maddesinin geldiği takdirde sözleşme yükümlülüğü olarak gösterir. Hani tanımları yaparken bu sözleşme yükümlülüğü ve sözleşme varlığı gelecek demiştik. Diğeri de işletmenin müşteri bedeli ödemeden veya ödemenin maddesini gelmeden önce malın veya hizmeti teslim edilmişse, devretmişse bu durumda da bir sözleşme varlığı raporlanır. Evet, açıklama. Son aşamamızda da işletme finansal tablo kullanıcıları müşterilerle yaptığı sözleşmelerden dolayı parsantın veya nakit akışının niteliğini, tutarını, zamanlamasını ve belirsizlikleri yeterli bilgiyi açıklamak üzere müşterilerle yapılan sözleşmeleri, sözleşmeler için kullanılan önemli yargılar ve yargılardaki değişikliklere sözleşme maliyetlerine ilişkin yeterli ve güzel bilgileri açıklar. Burada bitirelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Değerli standartlar ilki olarak içeriği paylaşım sağ olun. Anladım, seni kaldık önce ben yarım saatlik kullanayım. Vaktini bir hızlanayım. Şimdi verici olarak bu standartın bize ne anlam ifade ettiğini bir iki cümleyle değinip geçeceğim. Türkiye hakikaten kabuk değiştiriyor. Yani burada çok değerli isimler görüyorum. Çok değerli meslek mensupları, kıdemli meslektaşlar. Hepiniz de bu değişime şahitlik ediyorsunuz aslında. %100, %50, %80 enflasyonların olduğu bir Türkiye'de, kara düzen muhasebelerin olduğu bir Türkiye'de yavaş yavaş standarda dönüyoruz. Kolay değil ama tek düzen hesap planı ciddi bir standartizasyonun yönünde önemli bir adım aldı. Ama vergicilerin elinde dizayn edilen bir yapısı var. İster istemez bakış açısı verginin erken transfer edilmesi, gelirin öne alınması, gidermenin düşürülmesi üzerine kurulu bir mantık. İşte hal böyle olunca, temel mantık bunun üzerine kurulunca benim yaşadığım sıkıntılar demeyeyim, sizler de yaşıyoruz. Ben devletten, eski gelirler kontrolüyle istifa ettim, ayrıldım. İlk bir şirkette aradan bir zaman geçti. Şirketin patronuna sunum yapacağım. Elimdeki data tek düzen hesap planı. Gelir anlatıyoruz, EBITDA diyoruz,
dipteki net kar diyoruz, işletme sermayesi diyoruz. Şimdi ben anlatıyorum ama işletme sahibinin oturuşundan pek ilgilenmediği, böyle nezaketen dinliyor, gitse de gitsek modunda bir duruşu var. Bitti işte, atıyorum, bugünkü rakam dipte 3 milyon kar demek. Bitti müstahat benim, bitti. Allah razı olsun dedi. 3 milyon kar etmişsin dedi. Alayım şu parayı dedi. Benim hayatım için, çünkü ben de klasik bir biriciyim. Ne dediği kafada bir dant etmiyor. Dedim ki işte kurumlar vericisi mantrağı buna ekleyeceğiz o bir. Adam dedi ki üstad dedi, vallahi dedi, bu muhasebeciler hepinize dedi söylüyor. Allah bir de ses inanmayacak dedi. Hiç dedi itimat etmiyor dedi. Ölüme getiriyoruz getiriyoruz. Kârım bu, giderim bu. Cebime bakıyorum dedi, bir kuruş para yok. Ben dedi hala bunu bulamam. Kar varsa bu paralar nereden? Bana dedi bunun cumhurunu ver. Benim gözümde mutlu oturup seyredeyim. Aslında benim hep gördüğüm, gözlemlediğim hikaye bu tek TVS ile gelen uluslararası finansal raporlama ile gelen hikaye bu patronun istediği soruya cevap vermek. Maliye Bakanlığı'nın istediği kurumlar verimizi, gelir verimizi matrağı ne değil? Benim cebimdeki para ne sorusunun cevabını vermek için izah edilmiştim. Yani daha doğru bir yapı. Şimdi İzmir'de daha yeni dönüşüyor. Şirketlerin bir kısmı yavaş yavaş yılda bir sefer olsa UFRS bazlı, TVRS bazlı mali tablo çıkartıp gerçek gelir gider kar zararı görmek istiyor. Bu cami olarak iş dünyasının gözünde itibar görmeniz için çok olumlu bir an. Çünkü bize bugüne kadar iş dünyası Maliye Bakanlığı'nın adamları diye baktı. Para vermekten de hoşlanmadı. Bizim söylediklerimizden de hoşlanmadı. Analizlerimizden de bir anlam çıkartamadı. Ama hayatlarım bir ilk defa TFRS ile o benim param nerede, bu kadar kâr ettiysek, bu para nerede sorusunun cevabını bulmaya yönelik bir adım atıyoruz. O açıdan ben bir gerekçi kökenli olarak kendi müşterilerimde, tasdiğini yaptığım müşterilerimde genellikle yılda bir sefer TBRS bazlı mali tablo dönüştürme işleri de tavsiye ediyor. Arada fark çıkarmaya çıkmayan oluyor ama bu tüm meslek mensupları için bir fırsat. Meslek mensuplarının katiplikten, Maliye Bakanlığı'na beyanname verenden iş adımına kılavuzluk yapan, yol gösteren, analiz yapan uzmanlara dönüşmesi çok güzel bir vesile. Bu açıdan da çok önemsediğim bir süreç. Bu kadar vaktini çalmıyor değil, daha fazla almayayım. Şimdi işin uygulama bacağı ve denetim bacağı içinde Hamdi Cura'yı mikrofona davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sunum için Mustafa Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Halil Üstad'ımız da çok önemli bir şey söyledi aslında. Ona da bir kısa bir eğitim yapacağım, müsaade ederseniz. Artık yani benim gözümde şirket patronunun istediği şu, biz TFRS'de diyoruz ki hesap performansını ve nakit akışlarını biz denetliyoruz. Yani biz sadece bilanço, yani sadece bilanço gelir tablosu değil, bilanço gelir tablosu, nakit akım tablosu, öz kaynak tablosu ve bunlarla ilgili dipnotlar yazıyoruz. Ve burada çok önemli bilgiler veriyoruz ki bu bilgilerden en fazla yararlanan arkadaşlar paydaşlar ve yatırımcılar oluyor. Bunlar bakıyor. Ve param nerede var diyor mesela şirket patronu. Parası nakit akım tablosunun aslında operasyonlardan ne kadar kâr ediyor? Finansal hareketlerinden ne kadar, finansal operasyonlardan ne kadar kâr ediyor? Bunun dışında yatırım faaliyetlerinden yaptığı makine yatırımlarına ya da satışlarına ne kadar kâr ediyor? Hepsi bu tablolarda çok detaylı şekilde anlatılıyor ve dipnotlarda biz bunları yazmaya çalışıyoruz. Yani biz derken tabii hep bu yanlış bir tabir oldu. Denetliyoruz özellikle. Bunları şirketler yazıyor. Bu kısmına kısa bir ekleme yapabilirim. Ben TFRS 15'in şu an 20 dakikamız var. Mümkün olduğunca hızlı anlatmaya çalışacağım. Ama bazı bölümlerde hani sizden de bir 10 saniye versin ki o metin okumanızı isteyeceğim. Çünkü olaylar anlatacağım mümkün olduğunca. Ama
Onun öncesinde Mustafa Hocam'ın anlattıklarına kısa kısa değinişler yapacağım ki hani bu sunum sonrasında en azından bu 5 aşamalı hasılat nasıl finansal tablolar alınıyor bunu anlatmak istiyorum. Çünkü birçok şirket artık yasal defterlerinden başka IFRS defter, TFRS defter de tutuyor. Yani 2 tane defter oluyor. Hem vergi amaçlı tuttuğu bir defter ama bunun dışında bile TFRS bazlı tuttuğu defterler oluyor. SPK şirketleri uzun süredir uygulamadaydı. Ama şimdi KGK'nın zorunlu denetine tabi olduktan sonra birçok şirketler bunu yapmaya başladı. Bu standartın önemi nedir? Bu standart şöyle, hasılat en önemli kalem. Bunu şöyle söyleyebilirim. Zaten bir şirketin baktığınızda ilk başta ne kadar cirosu var, buna bakıyoruz. KGK denetim kriterleri verirken 3 kriterden birini ciro olarak yazıyor. Yani şirketin cirosu en önemli performans göstergelerinden biridir. Ve bunu finansal tablolara doğru yansıtmak, yani biz mali müşavirlerin en önemli görevlerinden biridir. Hangi sektörü etkileniyor? En fazla etkileyen sektörler savunma sanayi, telekomünikasyon, gayrimenkul, inşaat, lisans sahipleri, yani ilaç şirketleri, sinema, eğlence, yazılım şirketleri çok etkileniyor. Ben 5 aşamayı şöyle kısa kısa söyleyeceğim ama 5 aşamayla ilgili örnekleri de aynı anda anlatmaya çalışacağım. İlk aşama müşteri yapma sözleşmenin tanınması. Önce bir sözleşmenin varlığına emin oluyoruz. Sonra bununla ilgili performans, yani gelir yükümlülüğünü tanımlıyoruz. İşlem fiyatını belirliyoruz. Yani bu işin, bu sözleşmenin fiyatı budur. Sonra bu fiyatı ilgili edinlere dağıtıyoruz. Ve sonra da hasılatı muhasebeleştiriyoruz. Aslında çok basit. Sadece 5 adım. Bu 5 adımı düşünerek her sözleşmeye bakmak lazım. Şöyle, biz denetimini yaptığımız şirketlerde bu 5 adım sebebiyle sözleşmeleri değiştiren şirketlerimiz var. Çünkü standart artık kontrolün, yani madde hizmeti gibi kontrolün transferiyle gerçekleştiği için bunun daha erken olması için, yani geliri daha erken tanınması için artık sözleşmelerde geçişler yapıyor. Depozito tutacağına bir an önce inkotörünü, yani teslim şeklini değiştiriyor. Daha erken şekilde madde hizmeti müşterilerine sunmaya çalışıyor. Sözleşmeden hocam bahsetti ama en önemli şey 4 tane özelliğin en önemlisi ticari öze sahip olması. Diğerleri tahsil kabiliyetinin olması, tarafların onaylanmış olması ve hak bölgelerine koşuluyorsa bir sözleşmede gerekiyor. Bunlar varsa sözleşme oluyor. Örneğimizde bir yazılım şirketi bir tane CRM yazılımı, yani müşteri yazılımı müşterisine satıyor. Müşteriye satarken 3 gün sonra da buna bir danışmanlık hizmeti satıyor. Ve 2 ayda sözleşme yapmış oluyor. İşin fiili yazılımı. Ama biz bunu değerlendirirken acaba tek bir sözleşme mi değerlendirmemiz lazım, iki ayrı sözleşme mi değerlendirmemiz lazım? Bu çok önemli çünkü geliri ne zaman tanıyacağımız buna göre değişiyor. Burada, yani şu bir 5 saniye vereyim, yani okursak detay. Müşteri beynin uyarlama hizmetleri tamamlanınca kadar yazılımı kullanması mümkün değildir. Yani ben o yazılımla ilgili danışmanlığı verdikten sonra müşteri bunu kullanabiliyor. Bu bizim için çok önemli. Bu sayede aslında ben tek bir paket satıyorum müşteriye. Yani bir yazılım satıyorum ama o yazılımı kullanması için bir danışmanlık var ve bundan veriyorum. Ve bu sebeple bu bir tek bir ilgi mümkün ve tek bir sözleşme olarak değerlendirebiliyorum. Burada da ilk hocamın da anlattığı kısımda sözleşmeler belli koşullarda birleştirebilir ve tek bir sözleşme olarak değerlendirebilir. Bu örneğimiz buna uyuyor. Bir sonraki, ikinci aşama ise edim yükümlülükleri. İklim yükümlülüklerinde hocam detay var. Bu farklı hizmet ve uygulamaların yani tek mi, farklı mı faydalanma var? Ya da bundan ayrı ayrı tanımlanan bir taahhütler var mı? Bundan bahsettim. Mesela bir konut inşaat sözleşmesi yapıyoruz. Konut inşaatı ne var? Dış cephe, cam, teçhizat, yapı, boya, badana. Bu mesela ayrıştırabilir mi? İçinde farklı edim yükümlülükleri yapıp dağıtılabilir mi? Dağıtılamaz mı konusu? Biz burada bunu incelediğimizde aslında bunun entegre bir sözleşme olduğunu ve tek bir edim yükümlülüğü olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunlar tek başına faydalansa da aslında benim asıl icra ettiğim, verdiğim hizmet konut hizmeti, konut olayı.
Ve bu amaçta bu nedenle entegre bir hizmet olduğu için tek bir edim yükümlülüğü. Bazı örnekleri hızlı geçeceğim. Çünkü asıl en son tarafta önemli ve muhasebe kayıtları yaratan şeylerimiz, örneklerimiz var. Burada da bir edim yükümlülüğünün belirlenmesiyle bir örnek var. Yazılım şirketi birçoğumuzun başına gelmiştir. Microsoft'tan bir ürün alıyoruz ama o Microsoft satmıyor, buradaki distribütör satıyor. Yani satış bayisini satıyor ama biz 3 yıl alsak da 3 yıl boyunca bununla ilgili telefon desteği alıyoruz. Aslında Microsoft'un temsilcilerinden. Burada bu iki yükümlülük müdür? İki edim yükümlülüğüdür yani. Yazılımın satılması ve telefon desteği hizmeti iki ayrı edim yükümlülüğü müdür? Yoksa tek bir hizmet midir? Buraya bakacak olursak da burada aslında ben iki ayrı şey sanıyorum. Bir, ben ürünü satıyorum ve bu ürünü 3 yıl boyunca ben bununla ilgili bir hizmet taahhüt ediyorum. Ve bu ayrı bir yükümlülük olduğu için burada ben gelirimin belli bir kısmını erteliyorum ve zamana yayarak bunu her ay gerçekleştikçe gelir tanıyorum. Ki ilerideki örneklerimizde göreceğiz bundan. İşlem fiyatının belirlenmesi bu aslında çok basit görünmekle beraber karmaşık bir konu, kompleks konular arasında sayılıyor. Normalde bir sözleşmede yazan tutarlar yok ama bu tutarlar burada bunu değerlendirirken bununla ilgili indirim, iade, iskonto, ceza ya da önemli bir finansman bileşeni var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Bununla ilgili örnekli bir değerlendirme olacak. Mesela burada bir örnek var. Bir tane jet yapımı var. Ve bu jet yapımında inşaat işlerini biliyorsunuz bir tarif, bir bonus gibi bir hızlandırıcı bir prim olur. Ben diyor ki jet için 100 lira verebilirim diyor kontraktör size. Ama diyor sonrasında diyor tam eğer erken teslim edersen 100 lira daha vereceğim. Eğer ben bu ürünü kullandıktan sonra performansı, bu hikayede uçuş sayısı şöyle olabiliyor olursa belli de bir prim veriliyor. Buradaki sabit tutar değişkenliği bunu yazıyor 100 lira cepte. Ama tamamlanma primi ve performans priminden gelire bir şey yansıyacak mı? İşte bu tamamen benim tahmin ve varsayımlara dayalı konu. Ve bu direkt şirketin gelirini etkileyen bir konu. Çünkü yasal vergi hesaplarımız olduğu gibi biz fatura kestikçe gelir yazmıyoruz. Gerçi yıllara sadece gelir yazmıyoruz. 170-350 hesapları kullanıyoruz ama günün sonunda en son daha bitince gelir yazıyoruz. IFRS, TFRS'de ise biz bunu gerçekleştikçe gelir yazıyoruz. Yani beklemiyoruz tüm faturaların kesilmesini. Bu örneğimizde şirket şöyle de gidiyor. Ben diyor tamamlama primini alırım diyor 100 lira. Performans primini 80 lira alırım diyor. Tahmin ediyorum. Ama şirketin daha önce böyle bir şey yok, deneyim yok. İlk model ve başlangıcından itibaren 5 yıllık bir süre var. Yani böyle bir durumda şirketin tamamlama primi 100 lira, ben performansla 80 lira alabilmesi denetçi açısından makul bir açıklama değildir. Çünkü bununla ilgili benzer türde sözleşmelerle ilgili deneyim yok. JET'in daha önce işletmenin kontrolü var. JET'in daha önce yaptığı, şirketin yaptığı testlerde vesaire herhangi bir deneyimle üretip daha sonrasında 5 yıl sonra kaç uçuş gerçekleşti bununla ilgili bilgisi yok. Önemli bir belirsizlik var ve süre çok uzun. 5 yıl içinde birçok şey değişiyor. Ve bununla ilgili de çok değişen olduğu için ki bu sıkıntılar oluyor. Bununla ilgili bir geliri yazmıyor. Sadece sabit tutarak 200 liramız geliriniz yazıp çalışmaların işlemleri diğerlerini gerçekleştikçe yapıyoruz. Son 5. aşama ise hasılat iki türlü tanınıyor. Ya teslim edildiği anda, ben bir ürün satıyorum, teslim ettim size, faturasını kestim, o zaman hep geliri yazdım. Ya da yıllara yayılı olabiliyor. Yıllara yayılı için buradaki yazılı 3 kriterden herhangi birini karşılaması yeterli. Yani bu 3 kriterden birini karşıladığı anda ben bunu yıllara yayılı yazabiliyorum. Ve buradaki en önemlisi 3. konu, alternatif kullanımı bulunan varlıklar için performanslı bir varlık oluşturamaz ve performans tarihine kadar ödem hakkı bulunur. Yani düşünün mesela ben bir karton üreticisiyim ve 50 firmalara karton üretiyorum. Ben o ürettiğim kartonu firma dışında başkasına satamam. Yani bu artık benim için sonra bir ihtiyaç ya da atık olacak. Onun için ben o şirket yapacağım sözleşmede doğru maddeleri yazarsam eğer ben buradakini, bu ürünleri ürettikçe ben bunları benim depomda olsa dahi geri yazabilirim. Çünkü bu ürünün alternatif kullanımı yoktur ve bununla ilgili
performans sergilerinde bir ödeme hakkı varsa, ödeme hakkı da mesela bu örneğimiz 10 milyon. Bir tane şey veriyor, bir şirket bir sipariş geçiyor. Bir iki tane öder, şöyle bir ürün yap. Evet diyor, yapıyor ama burada, buradaki tek sorun bir kar marjı eklemiyor. Yani ben o ürettiğin maliyetin neyse onu yansıtıyorum ama bu maliyet belli bir zaman sonra yansıyacaksa da önemli bir orada bir kar marjı bulunmuyorsa ben bununla ilgili ödeme hakkım var diyemem. Ve bunu diyemediğim için ben bununla ilgili bir yazamıyorum. Zamanla ilgili diyemiyorum. Ama bir türlü ben ürettiğim o kartonları, her şeyi belli bir marj varsa benim depomda olsa dahi satması da dahi bunlardan bir şey yazma hakkı tanınmış. Şimdi 4 adet hızlıca bir uygulamamız var. Son herhalde bir 5 dakika. Önce iade hakkı. Bildiğiniz gibi aslında eski standartta da vardı bu ama hızlı geçeyim. Biz iadelerden belli bir karşılığı finansal tablo alıyoruz. Diyoruz ki 100 ürün satıyoruz. Maliyet 60 lira, satışı 100 lira. Ve bunu sattıktan sonra 3 adet ürünü yani %3'lük bir iade olur diye tahmin ediyorum ama 2 ürün iade ediliyor gerçekten. Ben bununla ilgili nasıl kayıt alacağım? Hareket edemiyorum, ondan şöyle duruyorum. Önce nakitimi aldığım an hemen 100 liralık birim atıyorum, hasılatımı atıyorum ama hasılat için de 300 liralık kısmını bu iade ile ilgili beklediğim için buraya koyuyorum. Gelir tanımıyorum henüz. Çünkü 30 günlük bir iade süren var. Sonrasında bununla ilgili tabii bunun maliye tarafı 60 liradan 3 lira, 180 lira bir diğer varlıklar atıyorum. Çünkü bu kadar benim bir varlığım var. Yani gelirse bu kadar varlık olacak. Satışların maliyetine 5820 geri kalan tutarı atıyorum. 6000 lira da stoktan düşüyorum. İki tane iadeyi kaydına attım. Pardon, iade geldi bana. İade geldiği anda ben iade karşılıklarından 200 lira düşüyorum. Nakdimden 200 lira düşüyorum, parayı devletin. Stoğuma 120 yapıyorum, diğer varlık. Ben diğer varlıkları 180 lira yazmıştım, düşürüyorum. 200'ünü siliyorum buradan. Ve ay sonunda başka yerde gerçekleşmediği için kalan iade karşılığından 100 liradan gelir yazıyorum. Hasılata geri ekliyorum. Bu perakende sektöründe çok önemli. Çünkü onlarda çok oluyor. Mesela son kullanma tarihlerinde bazı bayilerini veriyorlar. Geri alma hakkı var. Nasıl alıyor? Yani onun geri alma hakkı olduğu sürece o karşılıkları finansal tablosuna yansıtmak zorunda. Ve bunu gelirden düşmeli. Bu çok önemli kısım. İkinci örneğimiz bir 5 basamak. Bu da bildiğim günlüğün yayınlısı. Ben 3 hizmet satıyorum. Medikal üreticisiyim. Bir cihaz satıyorum. 12 aylık bakım satıyorum. 14 günlük de eğitim satıyorum. Yani ben bunu anlatırken sizin de okumanızı istiyorum. Çünkü aslında daha detaylı bilgiler var. Oradaki koşullar olduğu için ben bu işlemleri yapıyorum. Ama ben bununla ilgili 120 bin liralık bir para alıyorum. Normalde ise tek başına satılarsam toplamda 110-135 150 lira. Ama ben tepsini aldığı için 120 bin lira alıyorum. Ben bunu hasılatı nasıl kanacağım? Çünkü 12 aylık bakım gerçekleşmedi. Eğitim şu an ne durumda? 120 bin aldım. Yani ön ödeme aldım. Nasıl yazacağım? Üstüne ödeme aldım. Cihazı teslim etmedim daha. Buradaki detayları zaman istemiyorum ama şöyle kayıtlara atarsak. Ben 120 bin aldığım anda sözleşme yükümlülüğümü yazıyorum. Çünkü daha malı teslim etmedim. Para benim cebimde, bankada. Daha sonrasında cihazı sattığım an cihazla ilgili bilgi yazıyorum. Ama cihazla ilgili bilgileri şurada mesela 150 bin diyorum toplam paket basketine. Bu basketimle oranlıyorum toplam yüzde olarak. Ben diyorum 120 bin içinden 12 bine eğitime yazacağım. 20.400'ü aylık bakıma yazacağım. 87.600'ü de cihaza yazacağım. Ben cihazı 87.600'a aldım. Hemen sözleşme gününden düştüm. Teslim ettim adıma. Sonra bununla ilgili maliyeti yazdım. 55 bin. Daha sonrasında aylık hizmetlerde her ay bu kaydı atıyorum. Çünkü her ay ben hizmeti verince ayda 1.700, yıllık 20.400'ü hasılat yazıyorum. En sonunda eğitimi sattığım an, eğitim hizmetini verdiğim anda yine sözleşme gününden hasılatı yazıyorum. Ve günün sonunda benim sözleşme yükümlülüğüm kalmıyor. Hasılatın buradaki hesaplamaya göre 150 lira ulaşıyor. Ve maliyetim değişiyor. Ve dönemlikle değişiyor. Yani hasılatımı bir anda yazmıyorum. Sattım, fatura kestim, ödümü direkt yazmıyorum. Zamanla, ayakkabısı ne zaman gerçekleşiyorsa onu yazıyorum. Ve bir örnek daha anlatayım. Şu önemli finansman. Bunu geçiyorum çünkü biraz detaylı örnek.
aslında çok güzel bir örnek ama paylaşılır sonra bakmak incelemenizde fayda olacağını düşünüyorum. Burada da önemli finansman bilişi. Ben bir hizmet satıyorum. 300 bin lira para alıyorum ödeme. Ama hizmeti 2 yıl sonra veriyorum. Böyle işler bazen oluyor. Ben ilk başta ya da hizmetçi politikasına göre 200 bin lira, 300 bin lira aldım. Sonraki yıllar, 2. yılın sonunda hizmeti de vereceğim. Yani birisi ödül, makine olabilir. Aldığım anda 300 bin bankaya borç, 300 bin sözleşme yükümlülüklerine, pasif hesaplarda alacak kaydı atıyorum. Birinci yılda 300 binin faizi, bakın %10. Buradaki %10 faiz şöyle, A makinenin borçlanma oranı. Bu şu demek, A makine eğer normal koşullarda bir kredi sebebinde bulunsaydı, %10 oranında bir faiz oranıyla kendine fon sağlayabilecekti. Şu an faizlerin %30'lar seviyesinde olduğunu düşünürsek, çok önemli bir gelir tanımı. Yani burada %30'da 300 bin, 990 bin gelir. 300 bini %10'a satıyorum, 30 bin gelir, faiz geliri yazıyorum. Karşı tarafından sözleşme yükümlülüğü 30 bin yazıyorum. İkinci yıl oluyor, tabii kümülatif bakıyorum. 30 binden %10'da 33 bin yazıyorum. Yine sözleşme yükümlülüğü 33 bin yazıyorum. Ve ikinci yılın sonunda ben bu ürünü, malı, hizmeti teslim ettiğim anda sözleşme yükümlülüğü verilen toplam 363 bin borç kaydatıyorum, sıfırlıyorum. Sonrasında hasılata 363 bin atıyorum. Bakın 300 binlik bir sözleşmeden 363 binlik bir getir yazdık ikinci yılın sonunda. Yani bu standartı detay okuyup bu edim yükümlülükleri ve fiyatının dağıtılmasına detay bakınca normal IS TMS 18'den daha farklı sonuçlar doğuracağını ya da vergi hesaplarından çok uzaklaşacağını göreceğiz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yazamıyorum. Zamanla ilgili diyemiyorum. Ama öbür türlü ben ürettiğim o kartonları, her şeyi, belli bir maaş varsa, benim depomda olsa dahi, satması da dahi, bunlardan bir şey yazmak hakkı tanınır. Şimdi 4 adet hızlıca bir uygulamamız var. Son yani bir 5 dakika. Önce iade hakkı. Bildiğiniz gibi aslında eski standartta da vardı bu ama hızlı geçeceğim. Biz iadelerden belli bir karşılığı finansal tapu alıyoruz. Diyoruz ki 100 ürün satıyoruz. Maliyet 60 lira, satışı 100 lira. Ve bunu sattıktan sonra 3 adet ürünü, yani %3'lük bir iade olur diye tahmin ediyorum. Ama 2 ürün iade ediliyor gerçekten. Ben bununla ilgili nasıl kayıt atacağım? Hareket edemiyorum. Ondan şöyle duruyorum. Önce nakitimi aldığım an hemen 100 liralık yerimi atıyorum. Hasılatımı atıyorum. Ama hasılat için 300 liralık kısmını bu iade ile ilgili beklediğim için buraya koyuyorum. Gelir tanımıyorum henüz. Çünkü 30 günlük bir iade süren var. Sonrasında bununla ilgili tabii bu maliye tarafı 60 liradan 3 lira, 180 lira bir diğer varlıklar atıyorum. Çünkü bu kadar benim bir varlığım var. İade gelirse bu kadar varlık olacak. Satışların maliyetine geçti. 820 geri kalan tutarı atıyorum. 6000 lira da stoktan düşüyorum. İki tane iadeyi kaydına attım. Pardon, iade geldi bana. İade geldiği anda ben iade karşılıklarından 200 lira düşüyorum. Nakdinden 200 lira düşüyorum, parayı da ödedim. Stoğuma 120 yapıyorum, diğer bağlı. Ben diğer bağlıları 180 lira yazmıştım şu 200'ünü siliyorum oradan. Ve ay sonunda başka yerde gerçekleşmediği için kalan iade karşılığından 100 liradan gelir yazıyorum. Hasılata geri ekliyorum. Bu perakende sektöründe çok önemli. Çünkü onlarda çok oluyor. Mesela son kullanma tarihlerinde bazı bayileri veriyorlar. Geri alma hakkı var. Nasıl alıyor? Ben yani onun geri alma hakkı olduğu sürece o karşılıkları finansal tablosuna yansıtmak zorunda. Ve bunu gelirden düşmeli. Bu çok önemli bir sebebi. İkinci örneğimiz bir 5 basamak. Bu da edim yükümlülüğü elbisi. Ben 3 hizmet satıyorum. Medikal üreticisiyim. Bir cihaz satıyorum. 12 aylık bakım satıyorum. 14 günlük de eğitim satıyorum. Yani ben bunu anlatırken sizin de okumanızı istiyorum. Çünkü aslında daha detaylı bilgiler var. Oradaki koşullar olduğu için ben bu işlemi de yapıyorum. Ama ben bununla ilgili 120 bin liralık bir para alıyorum. Normalde ise tek başına satılarsam toplamda 110, 135, 150 lira. Ama ben tepsini aldığım için 120 bin lira alıyorum. Ben bunu hasılatı nasıl tanıyacağım? Çünkü 12 aylık bakım gerçekleşmedi, eğitim
şu an ne durumda? %1000 aldım. Yani ön ödem aldım, nasıl yazacağım? Kısmını bile aldım, cihazı teslim etmedim daha. Buradaki detayları zaman istemiyorum ama şöyle kayıtlara atarsak. Ben 120 bin aldığım anda sözleşme yükümlülüğümü yazıyordum. Çünkü daha malı teslim etmedim. Para benim cebimde, bankada. Daha sonrasında cihazı sattığım an cihazla ilgili geliri yazıyorum. Ama cihazla ilgili geliri şurada mesela 150 bin diyorum toplam paket basketine. Bu basketimle oranlıyoruz toplam yüzde olarak. Ben diyorum 120 bin içinden 12 bine eğitime yazacağım. 20.400'ü aylık bakıma yazacağım. 87.600'ü cihaza yazacağım. Ben cihazı 87.600'e aldım. Hemen sözleşme yükümlülüğünden düştüm. Teslim ettim anlamına. Sonra bununla ilgili maliyeti yazdım. 25.000. Daha sonrasında aylık hizmetlerde hemen bu kaydı atıyorum. Çünkü hemen bana hizmeti verince ayda 1.700, yıllık 20.400'ü kanslat yazıyorum. En sonunda eğitimini sattığım an, eğitim hizmetini verdiğim anda yine sözleşme yükümlülüğünden kanslatı yazıyorum. Ve günün sonunda benim sözleşme yükümlülüğüm kalmıyor. Hazıratım buradaki hesaplamaya göre %20'ye ulaşıyor ve maliyetim değişiyor. Ve dönemlikle değişiyor. Yani hasılatımı bir anda yazmıyorum. Sattım, fatura kestim, bunu direkt yazmıyorum. Zamanla, ayakkabısı ne zaman gerçekleşiyorsa onu yazıyorum. Ve bir örnek daha anlatayım. Şu önemli finansman. Bunu geçiyorum çünkü biraz detaylı bir örnek. Aslında çok güzel bir örnek ama o paylaşılır sonra. Bakmak incelememiz gerekiyor. Fayda olacağını düşünüyorum. Burada da önemli finansman bir işi. Ben bir hizmet satıyorum. 300 bin lira para alıyorum ön ödeme. Ama hizmeti 2 yıl sonra veriyorum. Böyle işler bazen oluyor. Ben ilk başlarda ya da yani politikasına göre 200 bin lira, 300 bin lira aldım. Sonraki yıllar, 2. yılın sonunda hizmeti de vereceğim. Yani birisi bir makine. Aldığım anda 300 bin bankaya borç, 300 bin sözleşme yükümlülüğüne, pasif hesaplarda alacak kaydı atıyorum. Birinci yılda 300 binin faizi, bakın %10. Buradaki %10 faiz şöyle, A makinenin borçlanma oranı. Bu şu demek, A makine eğer normal koşullarda bir kredi sayımında bulunsaydı, %10 oranında bir faiz oranıyla kendine fon sağlayabilecekti. Şu an faizleri %30'lar seviyesinde olduğunu düşünürsek çok önemli bir gelir tanımıyor. Yani burada %30 300 bin 990 bin geliyor. 300 bini %10'a satıyorum. 30 bin gelir, faiz geliri yazıyorum. Karşı tarafına sözleşme yükümlülüğü 30 bin yazıyorum. İkinci yıl oluyor. Tabii kümülatif bakıyorum. 30 binden %10'a 33 bin yazıyorum. Yine sözleşme yükümlülüğü 33 bin yazıyorum. Ve ikinci yılın sonunda ben bu ürünü malı hizmeti teslim ettiğim anda sözleşme yükümlülük verilen toplam 363 bin borç kaydı atıyorum, sıfırlıyorum. Sonrasında hasılata 363 bin atıyorum. Bakın 300 binlik bir sözleşmeden 363 binlik bir getiri yazdık ikinci yılın sonunda. Yani bu standardı detay okuyup bu edim yükümlülükleri ve fiyatın dağıtılmasına detay bakınca normal IS TMS 18'den daha farklı sonuçlar doğuracağını ya da vergi hesaplarından çok uzaklaşacağını göreceğiz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ne zaman kadar mı? Vallahi işte arkadaşlara bak.
Kâr üstlerine yansıtı bu anlattı. Allah hayli yansıtı bu anlattı. Yarın da çok güzel. İş çok güzel. Yoksa ben konuşmacılarımıza sizler adına teşekkür ediyorum. Ellerinizi. Hatta duruyor. Bu arada. Kız kayakta. Estağfurullah, estağfurullah. Sarkıçlar da teşekkür ediyoruz. Sağlık Çeker, Ankara Yemin Van Uşarlar Odası. Bu sözleşmelerle ilgili bizim Danıştay'a güzel bir karar var da onunla çok uyuşuyoruz. Onu burada belirtmek istedim. Bu seyahat ajanslarının otellerle yaptığı kontenjan sözleşmeleri var biliyorsunuz. Mali Bakanlığı bir sıra denetim elemanları bunlardan damga vermesi taahhüt ettirdi. Sonra yapılan gerçekleşmeye göre. Danıştay 7. Dairesi ne götürdüler bu konuyu? Danıştay 7. Dairesi borçlar tahminatında bulunarak bir sözleşmenin üzerinde sözleşme kelimesi yazmış olması onu sözleşme niteliği kazandırmaz. Önemli olan sözleşmede bir karşı tarafa yükümlülük belirtilmesi lazımdır. Yani sözleşmenin yerine getirilmemesi halinde. Kontenjan sözleşmelerinin özelliği seyahat ajantası otele şurada şu tarihlerde bir vaatte bulunuyor ama müşteri getireceğini için. Fakat o edimi yerine getirmediği takdirde bir müeyyide öngörmemiş. Şimdi buradaki standartta az önce arkadaşımızın anlattığı yükümlülük, müeyyide konusu aslında bizim borçlar kanunundaki ile çok uyuşuyor. Onun için bunu burada zikretmek istedim. Yani standartlar sadece standartlarla ibaret değil, hukukla da çok bağlantılı olduğu için bunu sizlere paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ben İbrahim Aktar İstanbul İlgili Mali Müşavir Odası. Ben birazcık böyle tahrik etmek için söz aldım. Yani böyle bir yorum yapmayacağım ama Sayın Başkan, özellikle sizin aradaki sunumunuzdan hareketle mükellefe gidiyorsunuz, müşteriye gidiyorsunuz, 3 milyon kârı bu kârın nerede? Çok klasik bir soru. Kârı bilançoda. Sabahki sunumda şöyle bir şey vardı. Hocam da çok güzel cevap verdi. Bu standartlar tüm mali tabloların kayıt içinde, bütün bilgilerin kayıt içinde olduğu esasına göre hazırlanır. Şimdi sizin sorduğunuz o mükellef var ya, bana sorsa, ya kusura bakma eğer sen bu 3 milyon karın nerede olduğunu bilmiyorsan sen bu işletmeyi yönetemezsin. Ben sana nasıl sorarım ya? O 3 milyon kar, ya kar kasa değil de olmaz. Ya kardeşim, o nakit akımı. O stoklarda olur, o makinelerde olur, o orada olur, o burada olur. Nakit akımı sorsa, anlarım, hakikaten anlarım. Nitekim bizim tek bile çıktığı zaman aslında nakit akım bilançoları verirken, benim dairesine mali tavırları verirken, nakit akımlarını da bize istedi. İçinden çıkamadım, zorlaştık ben. Ahmet Üstad'ın var bizim ortağımız. Gittim, uğraştım bir yerde, çıkaramadım. Üstad ben bu işi beceremiyorum, kusura bakma, yapabiliyorsa yapmadık, sonra kaldırdılar. Onun için onlara böyle bir açıklama ihtiyacı duyduğum için söylüyorum. İkincisi, standartlara itirazım yok. Dünyadan hayır yaşayacak değiliz. Bana da itiraz yapmam gerekiyor. Ama bu standartlar, ya mali tavırların okunmaması amacına yönelik olarak bu standartlar mali tabloların anlaşılamamasına, okunmamasına yöneliktir ve çoğu da fiktiftir. Peki bu sunumlardan arkadaşımızın Yunan'ın sunduğu şey sunduğunda falan bazı şeylerin fiktif olduğunu, tam yazmadığım işte yapmadım falan. Sonuçta 300 bin lira hasılatınız sizin var, avansınız aslında. Adına ne derseniz deyin, 300 bin kapanmaya girdiniz, 300 bin de aynı hesap kullanarak
biz onu deriz ki Allah arabası da bu kadar basit. Yani herkesin anlayacağı bir dilden. Allah arabası. Şimdi getirdiniz 363 lira kar ettiniz. Ya bunu bizim muhasebe işlerimizin hep üstünü biliyoruz. Bankadan 0 faizde durmuyor ki bu. Onu ben orada işletiyorum yani. Yani ne yapıyorum? Repo yaptığını düşün. Faize verdiğini düşün. Tabii ki 300 bin lira, 363 bin lira olacak sayın arkadaşım yani. Ne var bunda falan? Ama sonuçta şuna geliyor. Hocalarım da şu eleştirim var. Ben hocalarımı çok severim. Bilim dünyasından kopup yaşayan bir toplumda da gelişme olmaz. Ama hocalarıma şu standartlara ya eleştirin diyorum, eleştirin. Bunlar doğru değil. Abi ya doğrudur. Bir kısmı neyse de yani eleştirin ya. Fail value diye bir şey çıkarmışlardı bir zaman. Ya ne dedi fail value? Ha bunu bilmem ne. Ya geçin onları falan yani. Dolayısıyla ben teknik olarak tabii bir itirazım yok. Belki ki standartlar var. Dünyada bunu kabul etmiş. Hükümetin kararı değil. Doğru dünyanın işlerdeyiz falan. Ama bunların artı eksilerinde bizim bu toplantılarda ya en azından dile getirip yazmamız lazım, konuşmamız lazım, anlatmamız lazım. Ve tabii ki de bir ikinci son cümlemde bunlar çok büyük şirketlerle ilgili. Onu söyleyeyim bizim yani şirketlerimizin kapasitesi Türkiye çapında. Yok yatırımcıya yönelik, kullanıcıya. Yatırımcı dediğinizde SPK'da kaç tane şirketiniz var ki yatırımcı dediğinizde hepsinde halı tümmeler görüyoruz. Evet teşekkür ediyorum. Umarım bir katkıdır bu yani. Tarih edici olsa bir katkıdır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz. Analize böyle. Bugüne kadar sadece bilanço gelir tablosunda kaldığı sürece bu kadar uzman olarak baktığınızda gördüğünüz sonuç ve analizlerinizi hiç anlamadan yapmasını bekleyemiyoruz. Bu karmaşıklık onun gözünde daha içinden çıkılmaz hale geliyor. Bunu dediğim analizi daha öne çıkartan, daha iyi takip eden, bundaki rakam tablosuyla bir bütün olarak önüne belirlenen konabildiği bir yapıya dönüşür. Aksi takdirde dediğim gibi muhasebeciler sadece vergi idaresine beyanname gönderen insanlar oluyoruz ya da biz de İmirli Mali Müşavirler'de boyutta kalıyoruz. Evet, sorunuz var mıdır ya da katkısı olacak? Genelde bu tür durumlarda soru cevaplar aralarda gelir. Topluluğun içinde olmaz. Ben devlette bu tür eğitimleri verirken o şeyi aradaki kopya kısmını uzun kaldırdım. Orada daha fazla soru geliyor. Bazen de verdiğince elemekte matrak farkı bulundum orada. Kulislerden. Çünkü insanlar her şeyi döküyor. Eminim çok değerli katkılarınız var. Sadece bu salonlarda değil. Kulislerde yaptığınız, salonlarda yaptığınız sohbetleri de hem camiamıza, çünkü çok büyük çilecekliğinizi çok yakından görüyoruz. Biz de işin bir parçasıyız. Umut ediyorum bu süreçte bunca verdiğiniz emek karşılığında hak ettiklerinizi alabileceğiniz çok daha itibarlı, çok daha kabul gören yere gelmenize vesile olur. Ülke içinde, firma içinde, sizler içinde hayırlısı olur. Çok teşekkür ediyorum. Hayatlarınıza sağlık. Sunumlarından dolayı konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Doktor öğretim görevlisi Sayın Mustafa Doğan'a sempozyum anısına bonsai zeytin ağacını takdim etmek üzere Afyon Oda Başkanı Sayın Serhat Gümüş'ü kürsüye davet ediyorum.